Geçtiğimiz hafta işsizlik oranlarının artmaya başladığı bir resmi verilere de yansıyan şeyler görülmeye başlandı. Ama geniş tanımlı işsizlikteki artış daha fazla. Bundan sonra ona bakacağız. Ekonomik daralma işsizlik oranları da gösteriyor ki iyice kendini hissettirmeye başladı. Bununla birlikte köprü zamları, otoyol zamları gibi zamların, kamu zamlarının devam ettiğini gördük. Dolayısıyla şikayetler de artmaya başladı. Önümüzdeki dönem bu şikayetlerin yani geniş halk kesimlerinden gelen şikayetlere çiftçiler de katıldı. İş dünyasından da katılanlar oldu. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Bu hafta içerisinde faiz toplantısı var. Piyasanın beklentisi faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Bu arada beklentiler de açıklandı. Merkez Bankası'nın piyasada yaptığı anket sonuçları. Bu yıl sonu için enflasyon beklentisinde yükselme var. 12 ay ve 24 ay sonrası için ise daha hızlı bir gerileme vardı. Geçtiğimiz aylarda onun biraz duraksadığını görüyoruz. Bakan Şimşek hızlı artış, hızlı düşüşün yıllık enflasyonda devam edeceğini söyledi ama 2 yıl sonraki beklentilere baktığımızda ancak %19'a indiğini görüyoruz. Merkez Bankası açısından piyasanın beklentisi daha önemli ama piyasanın beklentisi bile bir yerde gelip tıkanmış gibi duruyor. İktisatçılar bunu açık olarak %20'nin altına inemeyeceği, piyasanın böyle bir umudunun olmadığı biçiminde yorumlayabiliriz diyorlar. Özetle önümüzdeki dönemde hemen başlamak üzere radikal reformlar ekonomide yapısal tedbirler alınmadığı takdirde 2 yıl sonra tek haneye inme umudunun şimdiden kesildiğini söyleyebiliriz. Bu ileriye dönük olarak da sıkıntı yaratabilir. Orta vadeli program çalışmaları devam ediyor. Şimdi burada radikal reformlar, yapısal tedbirler olacak mı? Bütçe gelirlerini arttırmak için neler yapılabilecek? Vergi paketleri gelecek mi? Bunlar piyasalar tarafından izleniyor. Piyasalar aslında en iyimser kesim. Yaklaşık olarak bir süredir baktığımızda iş dünyasının enflasyon beklentisi piyasanın 1,5 katı, halkın beklentisi ise piyasa beklentisinin 2 katından fazla. Halkın memnuniyetsizliği artıyor. Bununla birlikte tüketici anketleri yayınlandıkça buradaki bozulma artık dikkat çeker noktalara geldi. Tüketicinin ileriye dönük olarak harcama eğilimi bile iyice bozulmuş durumda. Biraz da buna bağlı olarak iş dünyasının sıkıntıları ve şikayetleri de daha yüksek sesle dile getirilir oldu. Faiz indirmeyecek Merkez Bankası ama faizle ilgili tartışmalar bundan sonra devam edecek. Piyasa beklentileri Kasım'da başlayacağı yönünde daha çok yoğunlaşmaya başladı. Ama faiz konusunda iş dünyasının sadece politika faizinin inmesi değil, kredi faizlerinde Merkez Bankası'nın bankalara koyduğu sınırlamanın da kaldırılmasını istediklerini görüyoruz. Merkez Bankası şimdiye kadar iç talebin daraltılması için bu konuda sıkı durmuştu. Ama bundan sonra ne yapacak? Bu şikayetler artınca o kısıntıyı, krediler üzerindeki kısıntıyı gevşetecek mi? Bu da yakından takip edilecek. Şirketlerin bir başka şikayeti, Maliye Bakanlığı'nın koyduğu enflasyon muhasebesiyle ilgili yeni düzenlemelerden ciddi biçimde şikayet ediyorlar. Bu şikayetlerini her geçen gün yeni bir iş dünyası temsilcisi söylemeye başladı. Burada vergi artışına neden olacağını, zaten işler iyi değilken bunun büyük bir yük olacağını söylüyorlar. Şimdi Mehmet Şimşek de karar, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda bir baskı gelecek mi bilmiyoruz. Ama bu da şey yapılırsa, vazgeçilirse bu uygulamadan da vergi gelirleriyle, bütçe gelirleriyle, mali tedbirlerle enflasyona mücadele de
da iyice bir zayıflamış olacak. Bu tabii ki beklentileri de etkileyecek gibi gözüküyor. Sonuç olarak söyleyeceğimiz şu ki Bakan Şimşek Cumhurbaşkanı'nın baskısı nedeniyle istediği vergi önlemlerini alamadı. Varlıklı kesimlerden, şirketlerden istediği geliri sağlayamadı. Bu da şu anlama geliyor. Mehmet Şimşek bütçeyi düzeltmek için bu kesimlerden vergi alamadığı zaman geniş toplumsal kesimlerin kullandığı mallara vergi artışı yapıyor, kamu mallarına zam yapıyor. Yani zaten zor durumda olan dar ve sabit gelirlinin, ücretli kesimin, emeklilerin üzerine ek yükler biniyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bu tercih de aslında Cumhurbaşkanı'nın ve iktidarın bir tercihi. Yani kendi ne yakın kesimlere ek yük bindirmemek için geniş kesimlerin yoksulluğunu nasıl göz ardı ettiğine iktidarın da göstermiş oluyor. Önümüzdeki dönem daralmayla birlikte sıkıntılar, şikayetler artacak. Yaz ayları rahat geçecek diyorduk ama belli ki ekonomik daralma ve şikayetlerin arttığı bir dönemi yaşayacağız önümüzdeki dönemde. Sonbahar ayları geldiğinde iş daha da zorlaşacak tabii. Haftaya tekrar görüşmek üzere.